Sevgili izleyiciler haftanın son gününde Woman TV'de bizim saat programı ile karşınızdayız. Bugün yine çok renkli konular var. Bence ekran başından ayrılmayın. Şimdi neler var önce bir onları görelim sonra konuğumla sohbetimiz başlasın. Müzik <laughs> Evet sevgili izleyiciler ilk konuğum e, isim analizi uzmanı sevgili Filiz Koç kendisinden hangi isimler şanslıdır, hangi isimler e, şanssız gelir çocuğumuza, hangi isimleri koymalıyız? işte Bunlara dair çok e, derin bir sohbet edeceğiz. Benim de çok ilgimi çeken ve merak ettiğim bir konu doğrusu eminim sizin için de öyledir. O yüzden ekran başına kilitleniyoruz ve hemen Filiz Hanım'a hoş geldiniz diyorum. Hoş geldin Filiz. Teşekkür ederim, hoş buldum. Şimdi hemen sormak istiyorum. En tabii. başta bir e, isim analizi nedir? Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Tabii. Nedir isim analizi ve nereden başladı böyle isim analizine e, ilgi? İlgi. Ee, öncelikle isim analizi nedir sorusunu cevaplarsak şöyle belirteyim. Ee, hepimiz evrende bulunu bulunuyoruz. Dolayısıyla bir birey olarak hepimiz bir enerjiden ibaretiz. Hı -hı. Ee, evrende bütün enerjilerin birleşmesiyle bu nefes e, tabii ki meydana geliyor. O yüzden... E, bu enerjiden dolayı da e, nefesimize bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Tabii enerji e, ses ve ışıktan ibarettir. Bu ses ve ışık tabii ki insanların isimlerindeki her harfin bir e, değeri vardır, çıkış noktası vardır. <laughs> yani her harfin bir enerjisi tabii var ki, diyebilir miyiz? Tabii ki vardır. Tabii ki vardır. E, dolayısıyla e, isim analizinde de her harfin bir anlamı vardır, hı hı. bir yorumu vardır. Tabii ki harfler A'dan Z'ye bulunduğu konum itibariyle bir öncekini ve bir sonrakini pozitif ya da nötrleştirebiliyor. Evet. O yüzden dünyaya gelen çocuğumuza isim verirken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rastgele evet. isimler vermemiz gerekiyor. Şimdi eskilerin bir tabiri vardır. İsmi hı hı. ağır geldi. Çocuk o yüzden çok ağlıyor gibi. Demek ki eskiler hep bir şey biliyormuş değil mi? Kesinlikle biliyorlar ya. ya yani zaten... Benim atasözlerinde vesaire bu eski sözlerde hep dikkat ettiğim bir şey var. Hani bazen ilk duyuşunda insana muanne alakası var diyor ama muhakkak bir doğruluk payı oluyor. Şimdi bunu anlıyorum ben. Şimdi e, eskiler gerçekten ne derse doğrudur. Onlar hmm. çünkü e, ciddi anlamda hani daha çok soy ağaçlarına baktığımız zaman e, şimdilik biz de mesela e, tabii e, teknolojinin de gerektirdiği gibi internetten çoğu bilgiler, ediniyoruz bazen doğru bazen yanlış çünkü onları da yayınlayan insanlar oluyor sonuç itibariyle ama eski dönemlerde teknoloji denen bir şey yoktu onlarda o zamanlarda mucizeler vardı inançlar daha çok fazlaydı ee, tabi geçmişte bakılaraktan hep işte mesela e, Kaya diye çocuğun ismini koyarlardı e, çocuğa işte Aslan derlerdi Şahin derlerdi ki o dönemin hani çok çok eski zamanlardan bahsediyorum o dönemlerden dolayı yırtıcı hayvanların işte daha çok böyle... bir e, sembolü. Aynen bu şekilde isimler verirlerdi. Ama çocuğumuz aslan gibi olsun. Evet. İşte Şahin gibi yırtıcı olsun derlerdi. Tabi bu isimler hep bugünümüze kadar dönem dönem yaşam tarzına göre isimler hep değişmiştir. Hı hı. Ama baktığımız zaman evet eskiler doğru mu söylüyor? Kesinlikle doğru söylüyor. Evet. İsim analizi de zaten kökeni Arapçadan gelmedir. Evet. Şimdi isim analizinde evet isimlerdeki harflerin açılımı vardır, bir de Ebced <laughs> hesabı vardır. Onu soracaktım, hmm. Ebcedle bu isim analizi aynı şey mi oluyor acaba? Ee, aynı şey mi oluyor derken şöyle açıklamasını yapayım. Ebced hesabında tamamen isim analizinin muhasebeleştirmesidir hmm. Çünkü her harfin bir sayı değeri vardır Ebced hesabında. Evet. Tabii bunu e, Arapça bilmesi gerekiyor kişinin. Biz Hı -hı. yapıyoruz zaten hani isim analizi yapan kişi epçet hesabında yapması gerekiyor. Çünkü birlikte paralel sonuçlar çıkar ortaya. O zaman evet. daha doğru anlamda çıkar. Epçet hesabında tamamen ile alakalıdır. Bu Kur'an-ı Kerimle alakalıdır. Hı hı. Efendime söyleyeyim çok çok eski zamanlarda epçet hesabında e, ilim irfan sahibi zatlar epçet hesabı sonucu kişilerin ciddi anlamda işte ölüm tarihine kadar çıkartmışlar. Tabi peygamber efendimize geliyorlar Hazreti Ömerle beraber. Bu konuyu da ben açıklamak evet, isterdim. E, geliyorlar işte peygamber Efendimizle danışıyorlar epçet hesabından. işte ölüm tarihlerini çıkartıyoruz caiz midir diye. Peygamber Efendimiz işte tabi insanların hani psikolojik olarak bu tarih bilmesini onaylamıyor. Çünkü yarını gerçekten Allah'tan başka kimse bilemez. Evet. O yüzden Ebced hesabında biz ne yapıyoruz mesela sadece uyarı tarzında nedir bu? İşte sağlığınıza dikkat edin. Hı, hı E nedir bu? Mesela kapalı mekanlardan uzak durun. Evet. Böyle uyarılar veriyoruz sadece ama isim analizinde tamamen harflerin açıklaması birbirleriyle birleştirilip Yorumlanması. Evet Bir de isim e, ilavesi diye bir tanımınız var. İsim ilavesi, ilavesi ne şöyle mesela diyelim <laughs> ki e, günümüzde tabi bu sadece günümüzde dersek yanlış olur. Bu çok eskilerden bu zamanımıza kadar gelen bir konu. <laughs> mesela e, toplum olarak gerçekten örf adetlerimize bağlı bir toplumumuz biz. <laughs> çok şükür. şükür. E, Kur'an-ı Kerim'den Arapçadan isimler veriyoruz değil mi? Ya inanın ki çoğu o Arapça ismin verdiğinde ne anlamda olduğunu bilmiyor. Evet. Rastgele veriyor. Doğru mu? Peygamber Efendilerimizin isimlerini veriyorlar. E tabii biz bunları verirken bunlara ek isim verilmeli diyoruz. Çünkü çocuk onu taşıyamıyor, ağır geliyor. Yani Furkan koyuyorsa bir Kur'an kelimesinin ismini koyuyorsa bu ağır bir isim. Onun ay, yanında zaten şey bakın mesela evet. nefis Hanım, hı hı. Furkan ismini taşıyan bir şey çocuklar çok aşırı derecede hiperaktif oluyor. Evet. Aslında o ismin ağırlığından kaynaklanıyor. Hmm. O yüzden işte ek isimler verilmeli. Evet. <laughs> Zaten... Yani daha modern isimlerden birer ek yapılmalı diyorsunuz. Onlar gündelik hayatta kullanılmalı. Yani, yani çünkü gerçekten bunlar ağır ve Hı -hı. çocuk taşıyamıyor bunu. Yani çocuğun üzerinde etkisi var. Var. Daha huysuz olmasında, yaramaz olmasında vesaire yani vesaire. Çok yaramaz diyorlar ya aslında değil yani evet. ismin ağırlığından. Evet. Peki <laughs> içinde hangi ee, hangi harfler aşkta şanslı olur desek? Aşkta şimdi şöyle belirteyim. Evet. Ee, B harfi mesela hı. ismin başında, ortasında, sonunda. Soy isminde de olabilir bu. Hı hı. Çünkü soy ismi de çok etkendir ismi. Biz daha çok isim analizlerinde hep anne üzerinden gideriz. Hani doğuran, dünyaya getiren anne evet. üzerinden gideriz. Ee, tabii B harfi isim ve soy isminde varsa, annede hı. de B harfi varsa hı hı. hadi mesela diyelim bu üç tanesinden bir tanesinde olsun. İsminde olsun mesela atıyorum. Ee, Bülent olsun mesela. Evet. B harfi kesinlikle aşkta başarı elde ediyor. Ama öyle bir e, olay vardır ki isim analizinde B harfi bir önceki harfi ve bir sonraki harfi de onu çok etkiliyor biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii mesela e, B harfi olmalı. <laughs> evet aşkta başarı elde etmesi için U ve Ü harfi olmalı aşkta başarı elde etmesi için. Evet. Ama bunların yanına negatif harfler gelirse tabii o zaman hangileri negatif harf? Mesela hangisi? G galiba. G, e, önce G harfi tabii ki. E, G harfi hep yıldızı düşük olur. N harfi yıldızı düşük olur. Bunların hmm. gerçekten ilim sahibi tarafından, ilim irfan sahibi kişiler tarafından sürekli e, korunması gerekiyor. Okunması gerekiyor. Evet. E, birkaç uyarılarda bulunacağız tabii Hani sürekli okunmalı bunlar. Dikkat etmeleri gerekiyor. E, mesela e, Ş şey harfi negatif harf. E, Efendime söyleyeyim. A'dan Z'ye birkaç tanesini söylersek. Evet lütfen. Tamam. H harfi negatif bir harftir. Her zaman bir düşüşlük gösterir. Enerjide de düşüşlük gösterir. Erkek kadın fark etmiyor değil Hiç mi bu durumda? Hiç fark etmiyor tabii ki. Ama bizde işte e, isimde bir önceki ve bir sonraki harfi çok önemli. Evet. Biz mesela H harfi Evet negatif diyoruz. R harfi negatif harf diyoruz ama mesela belki R harfinin öncesinde bir pozitif harfi vardır, sonrasında da vardır. O negatifini ortadan kaldırabilir. G harfinde Hı. yine öyle O zaman mesela. tek bir harfe bakıp karar vermemek lazım, değil mi? İşte bunun yorumlamasında biz isim analizinden yapıyoruz. Peki yapıyorum. neden sonra Nefise benim adım mesela E koyarsak mı A koyarsak mı şanslı oluyor? Yani negatifini emiyor. Şimdi isim analizinde baktığımız zaman Hı. A'dan Z'ye bütün harflerde A çok pozitif bir arttır. Evet. E ee, ve ve soyisminizde işte dünyaya gelen çocuğa diyor. A harfini birden fazla koyun ki diyor başarıda hep zirveyi yapsın diyor. Mesela Sakıp Sabancı. Evet. Şimdi Nefise'ye geleceğim. Nefise'de e ne harfi evet yıldızı düşüktür. Ah, hissiyat alemi çok güçlüdür. Hı. Duygusal kişiliğe sahiptir. Mantık e, en son plandadır Nefise için. Evet. Ama e, tabii sizde şey de var. İkinci bir isim var. Seda var bende. Oradan kurtarıyorum. Seda diyeceğim. var. <laughs> Yankı var mesela. Siz evet. e, mantık sonradan sizin devreye giriyor. Hmm. Nefise neyle başlıyor? Ama sonrasında pozitif harfler var. Hmm, çok iyi. O zaman sevilen sevindim. sayılan bir kişisiniz. Evet. İsimden isimden karakter tahlili nasıl yapılır? Yani hangi isimlerde karakterlere e, özellikle hangi isimlerde rastlıyoruz mesela? İlk e, karakter tahlili zaten bütün isimlerle yapılıyor. Evet. Yani bunu böyle açıklayalım. Yani sizde şöyle bir durum var mı? Filiz Hanım dışarıda herhangi biriyle tanıştığı zaman atıyor Ahmet, Fatma. Ben Aa, direkt tamam. ismini hemen şey yapıyorum zaten. Evet. Demek Ahmet bundan uzak durayım. Fatma tamam memnun oldum falan <laughs> oluyor mu? Ya e, şimdi şöyle bir şey var. Biz daha çok e, hmm. ilimle alakalı olduğumuz için evet. biz hani kişilerin e, işte konumu, maddi gücü ya da duruşu, kılık kıyafeti biz bu tarz konulara hiç bakmıyoruz. Daha çok kişinin evet. ruh haliyle alakalıyız. Dolayısıyla karşımızdaki kişinin duymak istediği şeyleri biz söylüyoruz. Evet. Daha mutlu olması adına. Hı hı. Tamam Ahmet'tir. T harfiyle bittiği için inatçıdır, ketumdur, bottur. Ama Ahmet beni ticarette zirveye yükseltecek kişidir. Bakın hı. böyle bir yönü de vardır mesela. Evet. Ben Ahmet'le e, duygusal anlamda bir yolda yürüyemem ama ticari anlamda Kesinlikle başarıyı elde ederim. O zaman ben Ahmet'i ticari boyutta yanımda almam lazım. Evet. E, zaten isim analizinde mesela şunu belirtmek isterim. Bir iş yeri açtınız diyelim. O iş yerinin ismi, ünvanı ne olmalı? Hı. Patron örneğin diyelim ki patron kim olsun? Bülent olsun. Bülent koç olsun diyelim mesela. Evet. Bünyesine kendi isim ve soy ismini ve firmanın ismi adı altında hı hı. alacağı elemanları ismiyle seçmesi gerekiyor ki o zaman başarıyı daha çok elde etsin. Evet. İsim zaten o kadar çok önemli ki hayatımızın her karesinde önümüze geçen bir etkendir bence. Evet. Çünkü dünyaya gelirken ezanla kulağa okunmuyor mu isim? Evet. Bu e, ömrü boyunca hep isim önünde. Çocukluk döneminde, gençlik, evlilik, iş hayatında, aşk hayatında, ölümde, mahşerden sonra yine evet. önünde. Yani, e, yani aslında olan? karakter olarak ismimizin bütün hayatımız boyunca etkilerini e, kendi tabii bünyemizde tabii görüyoruz. ki. Mesela şey var mesela Nefise'ciğim. 7 e, yıl diyelim ki flört eden, birlikte olan, partnerini delilerce seven çiftler var mesela. Evet. Bize çok geliyor bu tarz mailler. E ee, 7 yıldan sonra çok büyük bir aşkla birlikteler, evleniyorlar, imzayı attıktan bir sene sonra ayrılıyorlar. Evet. Size göre Ve ne sebep? Ve hiç mesela diyorlar ki ya hiçbir ya aslında biz çok aşık yani çok seviyorduk. Aslında e, i̇simlerin uyuşmadığından kaynaklanıyor biliyor musunuz? Allah o yüzden Allah Allah. evleneceğiniz kişiyi de seçerken işte, tabi alman isimle alakalı yani ismine bakarak evliliğim. Peki hangi isimlerden uzak duralım evleneceğimiz zaman? İsimler diyelim de harfler diyelim mesela Hı. onu da şöyle açıklamamız gerekir mesela diyelim ki sizin üzerinizden gidelim evet, olur. olur mu? Oluruz. Yok yok. Yani. Mesela Nefise bir eş adayı olması için doğru o evliliği tamamen sağlam temeller üzerine kurabilmesi için. Ee, ve Nefise ve karşısındaki adaydan dünyaya gelecek çocukların da sağlıklı ve topluma anne babaya hayırlı bir evlat olması adına sizin önce eşinizde bulunması gereken harf S harfi olmalı, S, S harfi ve Filiz'in F harfi olmalı. Hmm, çok güzel. Ne harfi olan erkeklerden uzak durmalısınız. Bir de Nefise. Soy ismi de kapsıyor mu bu? Ee, soy ismi de kapsıyor tabii ki, Hı. ama daha çok isim Esim. üzerinden şimdi hani Hı -hı. evlilik adayı olarak. Ee, artı sizin karşınızdaki bayan olsun erkek olsun hiç fark etmez. Ticari anlamda, manevi anlamda, duygusallıkta, açta her şeyi kapsayan, Hı -hı. geniş yaptı. Ne harfi olan insanlardan uzak durmalısınız. Hı. Çünkü neden? Ne harfi olan insanlarda altıncı hissi çok yüksektir. Ne harfini taşıyan insanlarda ki sizinki başta Nefise e, hiçbir zaman kadınlar ve erkekler tarafından kandırılamaz ve aldatılamaz. Çünkü karşısındaki kişi görür görmez onda bir hissiyat alemi güçlenir. Altıncı hissi tamamen çakraları açılır. Ya bu kişi benim için hayırlı bir insan değil der. Ve o kişi zamanla gerçekten yaşadığı süre içerisinde ondan mutlaka sıkıntı yaşar. ya çok bu enteresan. kişi gerçekten çok iyi bir insan. Ben hani bununla gerçekten her anlamda yapabilirim dediği kişi de zaten kalp gözünüz açık olduğu için hissettiğinizi zaten siz bunu yaşayabiliyorsunuz. Demek ki biz bunları aslında hayatımızın içerisinde Filiz'ciğim hiç anlamadan yaşıyoruz şimdi. Tabii Böyle şimdi. bir tanımı duymasam ben bu Aha. özelliğimi sıradan bir özellik olarak göreceğim evet. hani Herkes benim gibi hissediyor diye düşünüyorum ben yoksa Değil. söylediğin o kadar doğru ki ben mesela gördüğüm zaman direkt evet bu insan ee, İyi. Siz ya da bu insan kötü. Dediğim an yürekten kesinlikle. Sizin kalbinizden ne evet. geçiyorsa gerçekten hayatınızda hep olur yani. laf zaten hiçbir zaman yapmayın. Evet. Yani siz mantığı devreye koyduğunuz zaman kesinlikle evet. yanılırsınız. Evet. Maltı bir tarafı başına. Kalp, siz kalp insanısınız. Evet. Kalpten ne hissediyorsan odur zaten. Evet. Peki sizin uzman olduğunuz konuyla ilgili şöyle bir sorum var. Şimdi bizim alfabemizde 29 harf var. Şimdi başka alfabelere baktığımız zaman eksiliyor veya fazlalaşabiliyor ülkelere göre. Hı hı. O fazlalaşan harflerin de bir etkisi oluyor mu? Onlar olmadan, onların etkisiyle farklı bir karakter analizi yapabiliyor musunuz? Yoksa sadece ülkeye, bölgeye özel bir şey mi bu? Hayır, hayır. Hiç, sadece bizim ülkemizle alakalı değil yani yurt dışından hı hı. da biz yorumları yapabiliyoruz. Yani evet. e, işte W eğer katıyorsanız değil mi? Evet, Şu evet w. onlardan bahsediyoruz. Yani İngilizce karakterlerden bahsediyoruz. Hayır, hayır. Sonuçta hepsinin açılımında bir anlam vardır zaten. Bütün Hı -hı. harflerin bir anlamı vardır. Buna istinaden de yorumlarımızı hep yaparız zaten. Evet. Ama tabii şöyle bir şey de var Nefise'ciğim. Hı -hı. Evet, isim analizini herkes yapabilir mi diyebilir miyiz mesela? işte internetten açıp, a harfi nedir, ne harfi hadi ben bunları birleştim bakayım ne çıkıyor. Bunu herkes yapamıyor. Çünkü bu bir ilim dalıdır. İlimde de zaten kesinlikle bir, biz mesela Nefis... De terbiyesi alıyoruz. Evet. Ee, biz birçok aşamalardan geçiyoruz. Yani şu aşamaya gelene kadar e, ilim ve dini terimler e, bunlar da ekleniyor. Bizim hissiyat alemimiz de ekleyerek yorumlar yapıyoruz. Yoksa hmm. e, sıradan mesela ben kalkıp oradan işte filiz nedir diye baktığım zaman Tam tabii da ben onu soracaktım. Nokta. Çünkü internete girdiğimiz zaman şimdi çok e, özellikle var. de erkeklerin de bu konulara çok ilgisi var ama var özellikle olmaz kadınlar mi? giriyorlar böyle daha bir ince araştırıyorlar Hı -hı. vesaire. Benim de böyle karşıma çıkan yerler oldu. İşte isminin harfi ne anlama geliyor, nereye götürecek falan filan. Ve baktığınız zaman internetten bu konularda çok sağlıklı bilgiye ulaşamıyoruz, değil mi? Yani aslında zaten işte e, isim kalmadık, zaman hani bir uzmana başvurmakta ya da bu konuda tabii, e, tabii. bilgisi olan kişilerden faydalanmakta Yararmış. Mutlaka o zaman daha doğru kararlar veririz. Ee, şimdi ne vardır mesela biliyor musun? Ee, evet ben işte bekarım, evleneceğim kişiyi çok sevdim işte ya da işte tavsiye ettiler evlendim gibi gibi. Aslında hep yanlış yanlış diyoruz. Evet. E, dünyaya çocuk geliyor rastgele bir isim veriyorsun ya da işte ya... Kayınpederin ismini verelim, kayınvalidenin ismini verelim. Hani baskılarda vardır evet, ya evet. mesela toplumumuzda hı hı. hani çok. biz yani örf adetlerimize düşkün olan toplumumuz biliyorsunuz. Ee, Haliyle isim veriyoruz ama doğru mu yapıyoruz? Kesinlikle biz onaylamıyoruz. Yanlış çünkü neden biliyor musun? Evet. Anne ve babaya biz gerçekten çocuklarımızı ben de bir anneyim. Hı. Çocuklarımızı biz karşılıksız severiz. Doğru mu? Evet. Onlar ne olursa olsun, yaramaz olsun, hayırsız olsun her ne olursa olsun evladımız diye biz karşılıksız severiz. Bizim onlardan bir beklentimiz olamaz. Hani evet. ben büyütüyorum ileride bana fayda olsun olsun demeyiz. Ama çocuk anne ve babadan pozitif harfi almadan işte rastgele bir isim konulduğu zaman özellikle belirtmek istiyorum çocuk... Ee, başarısızlığa imza atıyor. Çocuk işe yaramaz ya da toplumda e, gerçekten hayırsız. Topluma, anne babaya, e, sevdiklerine karşı hep hayırsızlık ve hep Peki başarısızlık hepsi Bir şeyle karşılaşıyor ediyor. musun Filiz'ciğim? Mesela gazete haberleri, ikinci, üçüncü sayfa haberleri var. Hı hı. İşte çok çirkin haberlerde gördüğün isimleri, e, mesela atıyorum herhangi bir isim gördük böyle kötü bir olaya isnat edilen hı hı. Ee, o ismini gördüğüm zaman diyor musun hakikaten tabii. bu için gerçekten yani bu diyorum için... bu kişinin burada olması gerekir diyorum. Yani mesela evet. e, çok detaylı anlatmayayım e, hapse atılmış, çok ciddi anlamda bir olay yapmış, hapse atılmış. Evet. Ben hemen onun isimlerine bakıyorum yani. Gerçekten diyorum bu kişinin burada olması gerekir diyorum yani. Evet. E, yani oradaki de... isim aslında kendisini oraya o suça ya da tabii o ki, şeye sürüklüyor. E, hapishaneye bilemeyeceğim. Şey hat, mesela e, çok mesela başarıyı imza atmış kişilerde mesela Allah rahmet eylesin Sakıp e, hmm. Sabancı S'leri çok fazla, A'ları çok fazla. ...isminde P harfi var, soy isminde K harfi. Bunlar hep başarıyı temsil eden harflerdir mesela. Hmm. S, A, P, K. Tabii. Evet. E, mesela isim analizinde biz P ve A'yı, S'i, acaba onun da bir dedesi vesaire biliyor muymuş Sakıp diye koyunca bütün başarılı harfleri koymuş. <laughs> i̇şte o da demek ki e, yani. Çok da rastlanan bir isim de değil yani. Sakıp. Aynen Sakıp Sabancı yani hı hı. çok hani evet. mesela biz kendi çocuğumuza Sakıp diye koyar mıyız? Koymaz belki belki sen de koymazsın Koyyorum değil mi yani? Koymam yani koymam çok hoş gelmiyor kulağıma hani biz Sakıp Sabancı'yı seviyorduk ama o bir kendi şeyinde ama çerçevesinde işte bir ekol biz gibiydi. Ama mesela isim analizinde A harfinde kadar çok varsa isimde ve soy isimde hı hı. E kesinlikle maddiyatı e, ve başarıda e, işte hep bu konularda başarı elde eder. Evet. Şimdi onu demin konuştuğumuz konuyu soracaktım. Sıradaki sorum oydu. Babadan dededen kalma isimleri çocuklara koymak ne kadar doğru? Bir de bu isimleri çocuklara koyduğumuz zaman babanın dedenin kaderinden de etkileniyorlar mı acaba? Hayır yok öyle bir şey yok. Neden biliyor evet. musun hayatım? Şimdi konunun ilk başında ben hep anne de üzerinden gideriz demiştim ya. Evet. Şimdi diyelim ki dede. Hı hı. Dedenin adı Kahraman diyelim. Hı hı. Ama babasının adı Osman. Hı hı. Hani... Ben kendi ailemden örnek vereyim de benim eşimin adı Osman. Evet. Onun babasının adı Ömer. Onun babasının adı Kahraman. Evet. Zincirleme gidersek yani. <laughs> Ama onların da eşlerinin isimleri farklı. Evet. E biz mesela anne üzerinden gittiğimiz için benim dünyaya gelen Ömer oğlu <laughs> değil mi? Annesi Filiz. Ama benim eşimin annesinin adı Saime. Evet. E onun annesinin adı Şemame. <laughs> Yani hep böyle zincirleme. Tamamen oradaki bir çocuğun... karışımdan aslında meydana tabii. geliyor. Anne de çok i̇şte önemli biz hep bir faktör. İşte doğuran var. anne üzerinden gideriz. Hı -hı. O yüzden mesela baba diyoruz ya mesela burada baba anne e tabii evet. soy baktığımız zaman dünyaya gelen çocuğun kaderi farklı olur. Neden? Evet. Çünkü babasının adı Osman, oğlunun adı Ömer ama bunları dünyaya getiren anne hı -hı. farklı, baba farklı değil mi yani? Onlara Onların da bayağı büyük etkisi şeyde var. Şey de mesela konu konuyu açıyor. Hı hı. Diyelim ki filiz nefise binlerce var değil mi Türkiye evet. genelinde? Yurt Tabii dışındaki gurbetçi dostlarımızda da isimlerimiz çok. Evet. Ama mesela diyelim ki bizim doğum tarihlerimiz aynı mı? Değil. Binlerce filiz var doğum tarihimiz var. Peki o kadar filizin annesinin adı aynı mı? O da yok. Evet. Baba adı aynı mı? O da yok. Bizim soyancımıza baktığımız zaman aynı mı? Dolayısıyla her filizin akibeti. Her nefisin akibeti aynı olamaz. Evet. Dolayısıyla biz mesela yorum yaptığımız zaman hep hı hı. anne üzerinden gittiğimiz için şey, ben sadece nefisenin açıklamasını kısa bir şekilde verdim değil mi? Evet. Detaylı analiz yapacağım ben sana mesela. Evet, Orada istiyorum. anne adını isteyeceğim, baba adını evet. isteyeceğim, doğum tarihi tabii bunların harmanlamasıyla daha uzun, detaylı bir analiz olacak. Evet. Yani biz şunu söyleyebiliriz. İnternette girip de isim analizi yaptığınız zaman çok sağlıklı sonuçlar sağlıklı alamayabilirsiniz. Tabii. Yani oradan elde ettiğiniz bilgilere çok fazla güvenmeyin diyoruz izleyicilerimize. Kesinlikle güvenmeyin. Yani isim analizi mesela sana danışabilirler bu konuda yardım tabii, alabilirler tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii mutlaka. Çocuklara da isim koymak çok çok önemli. Çocukların üzerinde de S A P K isimleri kullanılırsa başarılı oluyor. Başarılı Çocuk olur. Peki başka neler önerebiliriz izleyicilerimize? Hangi harfler, hangi ee, isimler şanslı? Mesela e, hangi isimlerden ya da uzak durulması Mesela durmalı? diyelim Kimseye ki işte etmeden? şey vardır ya e, Çocuklarımız dünyaya gelirken isimlerini evet. seçme lüksleri yok biliyorsunuz anne baba evet. olarak biz veriyoruz çocuklara isimlere. Ee, şimdi mesela ben çocuğumun sözelde başarılı olmasını istiyorum değil mi? Çünkü ben sanata yatkın bir aileyim evet. diyelim ki ben öyle hani biz öyleyiz. Ne güzel. Ben mesela çocuğum da benim gibi hep okusun, işte evet. hep böyle yazsın isterim mesela. Evet. E, çocuğumu o zaman ismini hep E harfi koymam lazım, evet. e, M harfi de koymam lazım. Yani yazsın sanata düşkün olsun istiyorsak M ticaretle Eğer harfleri. ticarette başarıyı elde edecek, eğer sayısalda başarıyı elde etmesini istiyorsan M harfi ve K harfi koymam lazım. Hmm. Tabii aralarına A harfi serpiştirmem lazım. Kitabınız var mı? O kitabımı hala yazıyorum hayatım. Lütfen Hiçbir yazın da artık olmadı. onu bir Hiçbir... okuyalım elimizde olsun evet. yani. şimdi. Yani hala ama... yazmaya devam ediyorum. Evet. İnşallah bitecek yani. Yaza bitecek inşallah. İyi. Allah sevindim. Izneyiyle. Yazın artık inşallah evet. kitabı alırız. Ondan sonra da oradan bakarız harflere göre evet. devam ederiz. Zaten ben bundan sonra sürekli bir şey olduğu zaman artık arayacağım Filiz. Nasıl ne diyorsun? Ya yani bence kesinlikle yani <laughs> hep kontakta olacağız seninle. Evet inşallah. Şimdi e, karakter uyumlarıyla isim analizinin nasıl bir bağlantısı var? Şöyle bir bağlantısı var. <laughs> Mesela diyelim ki e, Nefise evlenecek. Evet. Örnek verelim. Karşısına Ali adında birisi çıktı. Örnek. Hani örnek verdik. <laughs> evet. Örnek verdik. Ee, Nefise ile Ali'nin uyumu olur mu? Kesinlikle uyumu olmaz. Olmaz mı? Çünkü o kadar hı. zıt harfleri var ki Nefise'nin karşısına çıkacak olan kişinin isminin içinde S harfi olmalı. Evet. Ki karakter uyumları birlikte olsun. Mesela e, yine diyeceğim. Konu konuyu açıyor. Anne eee Ayşe olsun, baba da Ahmet olsun. Evet. O kadar zıt harfleri var ki. Ee, bunlar mesela birbirlerini seviyorlar. Ee, i̇şte ya da örf adetlerden dolayı, işte büyüklerden dolayı evliliği sonlandıramıyorlar. Çocuklarına farkında olmadan hani böyle mailler de alıyorum ben. Çocuklarına farkında olmadan doğru isimler vermişler. Neden? Neden? Anneden pozitif Hı. harf almış, babadan pozitif harf almış. Aslında anne baba tamamen anlaşamayan bir çift normalde. Allah Allah. Tabii ama dünyaya gelen çocuğa farkında olmadan anneden alınan pozitif harf, babadan alınan pozitif harf mesela biz ne dedik? Ayşe ile Ahmet dedik değil mi? Ee, y harfi anneden alınsın, e, M harfi babadan alınsın, Yılmaz adında bir erkek çocuğunu ismine evet. verirsin. Aslında anne babanın yolları tamamen ayrılmış. Ayrılması gereken bir çiftken Yılmaz'dan dolayı evliliklerini sürdürüyorlar. Bakın hı hı. yani burada... Çocuktan dolayı evliliklerini sürdürebilme ihtimalleri de çok Etrafındaki şey. çiftleri böyle analiz ediyor musun? Olmaz mı? Tabii canım yapıyorum olmaz Boşanmak mı? Boşanmak için mesela gelen aa, kusura bakma evet sizin boşanmanız lazım diyebiliyor musun mesela? Yani zaten şimdi şöyle bir şey oluyor. Ee, Hı -hı. Benim yurt dışından da hep böyle mailler alıyorum ben zaten. Hı -hı. Ee, yurt dışında isim de vermeyeyim. Ülkeyi de ülkeyi İsviçre. -hı. İsviçre'ye. -hı. Şimdi sevgili bir dostumuz yazmıştı. Eşinden ayrılma arifesinde. Yani ayrılacağım diyor ya gözü dışarıda kesinlikle ayrılmam lazım şöyledir böyle. Ben dedim ki yani tabi yarınları Allah'tan başka kimse bilemez analizleri yaptık işte soy ağacından çıkarak <laughs> yola çıkarak. Çocuklarına o kadar güzel bir isim vermişler ki siz dedim yani kesinlikle ayrılamazsınız çünkü o çocuktan dolayısıyla evliliğiniz sürdürecek. Ve aileler bir araya gelmişler büyükler bir araya gelmişler tekrardan bir Barısınlar. araya gelmişler. Yani işte o çocuk onları kurtardı bakar mısın? Çok misin? enteresan. İşte o yüzden dünyaya gelecek olan çocuğa her zaman doğru isim evet. verilmeli. O zaman e, senin, sana internetten çünkü süremizin sonuna geldik. Nasıl ulaşabilir evet. izleyicilerimiz? Ee, Instagram Instagram'dan. söyleyeyim. Hı -hı. Sosyal medyadan her ulaşabilirler. Evet. Filiz çok teşekkür ulaşabilirler Filiz Koç adına evet. internetten ulaşabilirler çok teşekkür ederim ben ayağına ederim. sağlık ee, tekrar başka bir programda görüşürüz inşallah, inşallah. çok teşekkür ediyorum evet, sevgili izleyiciler sevgili Filiz Koç'la isim analizlerine değindik yakında inşallah yazı doğru kitabı da çıkıyormuş alıp oradan harfler isimler üzerine analizlerini takip edeceğim ben de bence siz de edin birazdan bizim saat başka bir konukla çok güzel bir şekilde devam edecek bir yere ayrılmayın